Soruyu herkesin hafızalarına kazıdı. Şimdi yeni bir soru var. 20 Aralık gecesi ne oldu? CHP bununla ilgili bir soru önergesi verdi. AKP, MHP oylarıyla reddedildi. Bunu biliyoruz ama yeni dönemde bu soru için, bu soruyu hafızalara kazımak için CHP nasıl adımlar atacak bu sorunun yanıtını almak için? Her gün soracağız Damla Hanım. Yapacak bir şey yok. Yani sonuç olarak Merkez Bankası'na gidiliyor. Bu soru soruluyor. Cevap alınamıyor. Milli Eğitim Bakanlığı gidiyor. Kapı kilitleniyor. TÜİK'e gidiliyor. Kapı duvar. Ne yapsın ana muhalefet ya da muhalefet partileri? Bundan daha fazla meclise gündeme getirmekten daha öte bize verilmiş anayasal bir yetki yok. Ve fakat bakın doğru bir yerden açtığınız soruyu. 128 milyarın üzerine ne kadar konduğunu bile bilmiyoruz. Aynı yöntem. Nebati Bey'in hamisi Damat Bakan Bey döneminde başlayan arka kapı satışları. Şu noktayı bir parantez olarak açmak isterim. Niye bu bakımdan önemli arka kapı olup olmaması? Merkez Bankası yaptığı her işlemi sonuç olarak bilançosuna yansıtmak ve yansıttığı işlemi de kayıt altında tutmak zorundadır. Ben mesela demin bir şey söyledim. Tüzel kişiler yani kamuda çalışan şirketler şunlar bunlar dönmüş ya döviz bozarak ya TL'den kur korumuna mevduata geçmiş diyorum. Nereden biliyorum bunu? Merkez Bankası vaziyetinden biliyorum. Peki yerliler DTH'larını arttırmışlar 900 milyon dolar derken yine Merkez Bankası vaziyetinden okuyorum bunu. Peki 20'sinde satılan dövizin kaç para olduğunu, kime satıldığını nasıl bulacağım ben? Bulamam. Niye bulamam biliyor musunuz? Bankalar kanunu çerçevesinde bu sırdır. Merkez Bankası'ndan şeffafça yapılan işlem eğer arka kapıdan Merkez Bankası rezervi kamu bankalarına teslim edilir, kamu bankaları da önüne gelene satarsa bu banka sırrına giriyor. Dolayısıyla biz soracağız, sormaya devam edeceğiz ama bir, miktarı bilmiyoruz. İki, kime satıldığını bilmiyoruz. Sadece sonucunu biliyoruz. Sonucu ne? 17-18 liraya dayanmış bir döviz kuru bir gece içinde yapılan satışlarla 12'ye düştü. Bu da şu demek, çok kabaca 17-18 liradan satılan dövizler 12 liradan geri alındı. Yani çok kaba hattıyla 2 saat içinde %50 bir kazanç sağlandı. Dolar birileri cinsinde. Kazandı, küçük yatırımcı %50. Maliye Bakanımızın tabiriyle kimseyi çarpıldı. Kimseyi suçlamıyorum ama bu operasyondan haberdar olduğu belli, bu operasyona ortak olduğu belli, bu operasyonun suç ortağı olduğu belli bu kişilerin. O da çok belli. Tamamı olmasa bile çok kahir ekserediğini yani çoğunluğunu %50 dolar faizi %50 kasa depapel seyredenlere ben şimdi sesleyeyim. Eroin satsan sabahtan akşama 2 saati %50 kazanamazsın. Böyle bir ülke haline getirdiler. Şimdi bu haftanın gündemindeki bütün konulara biraz değinmek istiyorum ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen sokağa çıkacaklarmış gözdağını da bu hafta biz çok konuştuk. Muhalefet böyle bir söylem olmadığını ısrarla söylese de biraz önce de Devlet Bahçeli kürsüdeydi. Ve diyor ki sokakta barışçıl protesto telkinleriyle neyi planlıyorsunuz? Zamları enflasyon artışlarını sokakla birleştirip Türkiye'den Kazakistan mı çıkarmayı planlıyorsunuz? Kazakistan'daki kanunsuz gösterileri izleyince bitiniz mi kanlandı diye böyle sert ifadeler kullanıyor Bahçeli'de. Nedir bu söylemdeki ısrarın sebebi sizce? Korku. Niye asgari ücreti %50 zam yaptı? Sokaktaki tepkiyi almak için. Bakın Damla Hanım, biz dağdan inmedik. Birileri gibi elimizde silahla 12 Eylül öncesinde adam vurmadık. Bizim geldiğimiz yer belli. Benim okuduğum okulda yaptığım siyasetin rengi belli, partisi belli, Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla en son şiddete inanan insanlardan biriyle konuşuyorsunuz şu anda. Şiddeti akıla getiren, şiddeti uygulayan ve şiddetten korkandır. Bu ülkeyi ikiye bölüp %50, %50, ben bu %50'yi evde zor tutuyorum diyen ben değilim. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu sorunun muhatabı da bizzat kendisidir zaten bu sebeple. Kimse bugüne kadar benim hatırladığım kadarıyla 66 yaşındayım ben. Son 40 senedir kendi taraftarlarını sokağa dökerim diye bir ifade kullanmamıştır bu ülkedeki Cumhurbaşkanı hariç. O bakımdan
Böyle bir şey yok. Yani insanlar tepki verecekse sağda, solda, öteki tarafta, biz siyasetçi olarak bu tepkiyi yasal, siyasi kanallara sevk edip ve seçimle, seçim sandığında bu işi bitirmek için zaten görevlendirildik. Anayasal görevimiz bu. Ha, laf arasında eğer kasıtları şuysa, siz hiç muhalefet etmeyin. Biz ülkenin her vidasıyla oynayalım. Her ayarını bozalım. İnsanları fakirleştirelim. İnsanları ulusallaştıralım ama siz de alkış tutun bize, kendi milletvekillerimiz gibi. Yaşa, var ol, nur ol, ülo falan filan yapın. Ya, hayal görüyorlar. O kadar açık söyleyeyim. Biz bildiğimiz muhalefeti, bildiğimiz sertlikte, bildiğimiz tempoda yapacağız. Ondan rahatsız olan varsa onun sorunu, benim sorunum değil. İBB'deki teftişle beraber yorumlandığında seçim hazırlığı diyenler de var tabii bunlara, tansiyonu yükseltmek adına. Eninde sonunda, seçime sürüklenecekler. Eninde sonunda, evet, bekliyorum efendim. Çünkü eninde sonunda sürüklenecekler. Her ay 1-2 puan anketlerde, kendi anketlerinde bile kaybediyorlar. Hele küçük ortak yok olmuş gibi neredeyse, fiilen yok. Arada bir yerde işte televizyonlarda gözüktüğü zaman hatırlanan bir siyasi figür artık bugün. Dolayısıyla daha fazla kaybetmeden seçime gitmek zorunda kalabilirler diye varsayıyorum. İBB'deki teftiş bir komedidir. Ben demin yorumlarına yer verdiğiniz İBB sözcüsünden biraz daha farklı düşünüyorum. Yani aslında bunların yaptığı bir şey aramak falan değil. Yine başka bir milat koymaları çok komik. Yani 2012'den bu yana müfettişin gitmediği bir İBB'de gelirse bir müfettiş 2012'den bu yana bakmak zorundadır. Devlet geleneği budur. Yani siz sadece 2019'da Haziran ayında el değiştirilmiş bir İBB yönetimini denetleyemezsiniz. Böyle bir dünya yoktur. Yani bunu çok iddialı söylüyorum, böyle bir dünya yoktur. Tabii İsmail Saymaz'ın da bu hafta çok önemli bir haberi vardı. İptaca ile iltisaklı iki kişinin daha önceden İBB'de olduğu, bunun bilindiği yönünde bir haber yapmıştı. Bu çifte standart ne diye sormuştu tabii. Tam olarak sizin dediğiniz ya bakın, noktada. Yani öyle bir kuşak, bizim kuşak ki siyasette şu anda beni temsil ettiğim yaş olarak ve profil olarak, biz hayatı anarşik olarak başladık. Öyle derlerdi. Sonra işte terörist dediler. En son biliyorsunuz bana casus bile dediler. Şimdi sıfatlar beni ilgilendirmiyor. Sonuç olarak kamuda eğer ne bileyim, temizlikçi kadrosuyla başlayacaksam ben hayata, buna güvenlik soruşturması gerekmez. Dolayısıyla sadece Adalet Bakanlığı'nın adli sicilinin verdiği temiz kağıdı benim işe başlamama yeterdir. Birisi çıkmış bir İçişleri Bakanı saydırıyor. O ona bağlı, bu buna bağlı. Nereden belli? Mahkeme kararı mı var? Hakkında düzenlenmiş bir iddianame mi var? Sadece bakın, yani eskiden bunu hükümeti desteklediğini ilan eden ya da Cumhur İttifakı'nı desteklediğini iddia eden, eski benim mesleğimi şu anda ifa eden kişilere de soruyorum. Yahu sadece bilgi fişiyle, istihbarat fişiyle iş yapılır mı? Yıllarca bunlara şikayet etmedi mi kendileri? Yıllarca işte ne bileyim Yüksek Askeri Şura'da hakkında şu fiş var diye mahkeme kararı olmadan hakkında işlem yapılanları savunarak demokrasi tiyatrosu oynamamışlar. Tiyatrosu diyorum çünkü gerçekten o demokrasiye inanmış olsalar bugün bu saçmalıklara teveccüh etmezler. Güler geçerler. Bırak marşete koymayı. Yıllardır polis fişiyle İnsanlar işsiz kalıyorsa, bilmem ne kalıyorsa bunu dillerine pelesenk edenler bugün bir büyük şehir belediyesinde İstanbul'da 557 kişi, sadece bir kişinin istihbari bilgisi, o da ne kadar doğru, ne kadar doğru yansıtılıyor onu da bilmiyoruz. Asıp kesiyorlarsa ayıp değil mi bu? Gizli tanıkları, böyle istihbaratları zaten son dönemde biz gördük FETÖ zamanında gizli tanıkları. Çok gördük. Siz de çok gördünüz. Hepsinden tek tek özür dilediler sonra. Yine bu şahıslar, işin enteresanı. Bu ekranınızı süsleyen şahıslar.
Şimdi yeter artık ya. Ya bakın, halk da dalga geçilmesin. Gözünüzü seveyim. İktisaden dalga geçiyorlar. Siyaseten dalga geçiyorlar. Terörle mücadele ediyorlar, dalga geçiyorlar. Ve en kötüsü de şu, artık bu tutmuyor. Kendileri de farkında, panikteler. O yüzden bir kategori çevirmeye çalışıyorlar. O kategori de şu, meşru tepkileri gayrimeşru gösterecek bir oyun planı kurmaya başladılar. Fakat Kemal Bey'in ve Millet İttifakı'nın, Meral Hanım'ın, Temel Bey'in, Gültekin Bey'in idraki bu arkadaşların hayalini aşar. Bu tuzağı kimse muhalefeti çekmez, çekemez. Hak, hukuk, adalet dendi mi? Belli koşulları vardır. Gidilir, bir miting çağrısı yapılır. Bu miting çağrısında toplarsın, anlatırsın, anlaşılır, sandığı an yansır. Tabii ki toplu yürüyüş ve gösteri hakkı yine yasaldır. Ama bunun dışında, ya gerçekten CHP'leri şöyle mi göstermek istiyorlar ya da İYİ Partileri? Eline sopaları aldık, süpermarket basıyoruz, polis karakolu bombalıyoruz vesaire. Ya çocuk musunuz siz ya? Çocuk musunuz? Yani bunu ne zaman yaptı ki bu parti 100 senelik geçmişinde? Bugün böyle bir şeye tavassut etsin, böyle bir şeye yönelsin. Siz hak, hukuk, adalet dendi mi sembol isimsiniz zaten bahsettikleriniz orada. Estağfurullah, öyle bu, değil. Benden çok daha kıymetli insanlar, çok daha büyük, çok daha ağır faturalar ödediler. Yani ben öyle bir sembol falan olarak asla düşünmedim kendimi. Sadece işte o da bir örnek ya. Yani ben içeri girdiğimde Kemal Bey Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. Karıncanın beli incinmedi. Bu da bir örnek değil. Sonra yürüyüş baktılar ki başarıyla ve kalabalıklaşarak gidiyor. Biz yaptırdık demeye başladı. Bence mahsur yok. Yine öyle desinler. Yani halkın protestolarını, işte zamlara, zulme, adaletsizliğe karşı tepkilerini onlar belli bir çerçeve içinde o halkın, o sokakta siyaset yapmayı tercih eden kişilerin güvenliğini alarak, onların hayat hakkına ve düşünce özgürlüğüne saygı duyarak meseleyi barışçıl bir şekilde ele alsınlar. Benim kendilerine tavsiyem budur. Protesto deyince şimdi son dönemde